Evet Pendik'te işlenen bu cinayetin detaylarına bakacağız. Çünkü dikkat çekici hususlar söz konusu ve kısa sürede emniyetin bu cinayeti aydınlatması aslında oldukça önem arz ediyor. Yunus Emre Şeker, tv Özel Haber ekibinden bizimle birlikte yaşanan süreci, nasıl bu cinayetin ortaya çıktığını, safalarını bizimle paylaşacak Yunus Emre. Hemen sözü sana bırakayım. Çünkü oldukça dikkat çekici vahşi bir cinayet çok önemli detaylar da var. Cinayetin neden işlendiğini de belki de aydınlatan detaylar senin dinler lütfen? Gerçekten e, Türkiye gündemine bir anda bomba gibi düştü bir bu olay çünkü hakikaten e, birkaç kez o olay yerinde işte parçaların bulunduğu yerde bağlantı yaptık, orayı gördük, inceledik, e, detaylara vakıftık ama o atmosferi soluyunca ve e, olayı da düşününce Kanımız dondu. Gerçekten kan donduran çok son yıllarda baktığımız zaman son yıllara baktığımız zaman hakikaten en önemli olaylar da ilk sırada sıraya yerleşebilir. Öyle bir olay çünkü 16 parçadan bahsediyoruz Osman. 16 parça 4 ayrı konteyner hakikaten vahşice işlenmiş canice işlenmiş bir cinayet. Şimdi yavaş yavaş gidelim isterseniz. Yani böyle e, tam böyle saat, saat, dakika, dakika belki veremeyiz ama... ...en azından kronolojik bir şekilde ilerleyelim. Ne olmuştu, ne yaşanmıştı? İlk olarak Pendik'te e, bir çöpçü... E, ...çöpü kontrol ettiğinde, sabah saatlerinde... ...daha doğrusu çöpe bir şeyler atmak için gitmişti. Orada bir e, insan parçası gördü. Bir kol, bir bacak gördü. Bir e, el, bir kol, bir bacak gördü. Tabii ne yaptı? Doğal olarak biz ne yaparız böyle bir şey görsek... Dileyelim ki görmeyelim ama polisi ararız. Polisi aradı o da. Çok hızlı bir şekilde geldi olayların ekipler. Ve öncesinde cinayet masası ekipleri burada çok önemli bir şey yaptı aslında bakacak olursanız. O bölgedeki e, belediye ekibini aradı. Ve kesinlikle bölgedeki hiçbir çöp konteynerinin boşaltılmamasını istedi. Hmm. Çünkü çok önemliydi bu detay. Neden? Ee, çünkü daha önce de yaşanmış buna benzer şeyler. Polis hızlı e, düşündü, e, mantıklı düşündü ve e, farklı konteynerlerde farklı parçalar olabileceğini değerlendirdi. Ki öyle de çıktı zaten. Ekipler geldi, incelemeler yapıldı ve Tıpkı tahmin ettikleri gibi dört ayrı konteynerde toplam 16 parça bulundu ve bu parçalarda kime aitti? Tüm Türkiye'nin konuştuğu o isme aitti. E aitti. Nihat Salih'e aitti. Nihat Salih'e ait e, bu parçalar e, tabii ki tüm Türkiye'nin kanını dondurdu demiştik bu olay Tabii ve görüntüler de ekrana evet. geliyor. Biraz görüntüleri konuşalım çünkü bu olayın yaşanış evet. süreci silsilesi Hı -hı. oldukça dikkat çekici. Tamam 16 parça Hı -hı. 4 konteynerden çıktı ama o sürece nasıl gelindi? Neler yaşandı? Fail şu anda yaşanan süreci reddediyor. Beyaz bir kova var. O sırada evet. beyaz bir kova var. Bakın bu görüntü önceki görüntü evet, var galiba. Bir önceki görüntü bir numara görüntünün evet, başına şimdi. gelebilirsek eğer. Bakın şu anda bizim e, zanlımız, katil zanlımız yok bu, bu başka bir görüntü, bu başka bir görüntü. Bir numaralı görüntü değil. E, 8 numaralı görüntü rica edeceğiz. Evet 8 numaralı görüntü rica edeceğiz. Bakın burada katil zanlısı elindeki o beyaz e, kovayla çöp konteynerinin yanına yanına geldi. Attı şu anda e, durdurabilirsek şu anda. Evet. Az önce çöp konteynerinin içerisine boşalttı aslında bakacak olursanız e, içindekileri ve bir şey dikkat etmek istiyorum. Bakın yaklaşabilirsek eğer ben de yaklaşacağım. Tabii çok Çünkü gitmeyelim ama bir şey, şey dikkat edebilirsek. Karanlığa düşeriz. Bakın e, elini bakalım. Tam elini yani kovayı tuttuğu yere bakalım. Orada çok önemli bir detay var. Devam edebilirsek eğer ben de anlatacağım. Çünkü devamında yaşanıyor e, aslında bakacak olursanız o detay devamında var. Kovayı attı. Evet kovayı attı. Kovayı salladı. Bakın elinde ne var? Peçete. Görüyor musunuz? Bir peçete var. Onu Elinde bir peçete var. Şimdi onu attı. Onu attı ama geri dönüyor şu anda. Neden geri dönüyor? Acaba peçetede parmak izim kaldı mı? Hmm. Parmak izim var mı? Oradan kimliğim tespit edilebilir mi? Evet ondan sonra alıyor götürüyor. Yani bir şeyler e, tabii belki cinayet esnasını bilemeyiz. Cinayet tasarlandı mı ne oldu ne bitti bunları bilemeyiz. Ama en azından sonrasında bir şeylerin planlı programlı yapıldığını görmek mümkün bu görüntüden. Şimdi şöyle bir şey yapalım Osman. E, olay günü neler yaşanmıştır? Onu bir şurada çizelim isterseniz. Tabii. Evi neredeydi bu e, şüphelinin? E, nereden nereye gitti bu olayı gerçekleştirdikten sonra? E nasıl bir güzergah izledi. Yani orada şimdi biz olay yerinde ki bütün detayları göreceğiz mi bu çizim sonrasında? Bu çizim üzerinden konuşacağız. Konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi hemen hızlıca orayı çizerim. Şimdi şöyle bir şurası zanlının evi olsun. Şurası zanlının evi. Zanlının evi şurası. Hemen şu burası bir sokak. Şurayı da çizerim şöyle ve zanlı olayı gerçekleştirdikten sonra evinden çıkıyor. İlk olarak karşı kaldırımdaki şuraya bir diyelim hatta buraya hangi parçasını atıyor hemen söyleyelim yok buraya önce e, battaniye yatıyor kanlı bir battaniye var. Hmm. Bulunanlar arasında o da olmaz. Evet, evet kanlı bir battaniye var. İlk olarak Şu buraya mu? şimdi görüntüyü verdiler hemen yok. arkadaşlar. Ee, bu, bu görüntü evin içerisindeki başka bir görüntü. görüntü. O bana e, da battaniyenin görüntüsü, görüntüsü şu anda yok ona da yok. geleceğim Peki. buradan devam edelim şimdilik hızlı bir şekilde ee, sonrasında e, şurada bir başka konteyner daha var buna da iki numaralı konteyner diyelim burada da gövdesi var buraya da gövdesini atıyor bakın önce battaniyeyi yatıyor ardından buraya gidiyor gövdesini atıyor sonra burada bir başka konteyner var üç, buna da 3 diyelim buraya gidiyor buraya da kafasını atıyor ki onunla ilgili de birkaç detay vereceğim sonrasında Şurada tali bir yol var. Hatta şu cadde şöyle buraya bağlanıyor. Burada evler var. Kendi evi de burada. Şöyle çizelim. Buralarda başka evler de var. Burada tali bir yol var. Buradan geçiyor. Şurada bir ev daha çizelim ki burayı da özellikle anlatacağım. Buradaki bir başka konteynere de e, kolunu ve bacağını atıyor ki zaten e, ilk olarak güvenlik kamerası kayıtlarında da az önce de gördüğümüz kayıtlarda da buraya görmüştük. Çünkü tam burada birkaç tane kamera var. Şunu da e, özellikle altını çizelim. Bu görüntüleri ilk defa e, bu halde, bu temiz halde, en net halde e, TV ekranlarında izliyoruz. Bize özel, TV özel görüntüler. Devam edin. bunun üzerinden konuşalım hızlıca. İşte dediğimiz gibi bu kameralar çekmişti o gün görüntüyü. E, hatta buradan devam edebiliriz şu anda. 8 numaralı görüntüye bakabilir miyiz tekrar? 8'e. Bir daha görelim 8'i. Sekiz 8'i bir daha görelim lütfen. Videoyu arkadaşlar. Evet, 8 numaralı videoyu bir daha bakabilirsek 8'e. Bekliyoruz tabii ki. E, şu, şu mu? Evet bu. Yok hayır bu 1 numaralı görüntü. O az önce kovayla geldiği bir Kovayla geldiği mi? görüntü Kovayla sekiz numaralı, evet. görüntü. 2 2 numaralı görüntü. Evet. Tamam 2 numaralı görüntüyü alalım arkadaşlar. Tamam bu görüntü varsa eğer bunu konuşalım dönüş yaparız oraya. Tamam bu görüntü üzerinde konuşalım. Heh, tamam Her görüntümüz bu geldiyse görüntümüz gibi. geldiyse eğer bakın bu görüntü tam da bakın şurada bir ev var. Şurada bir ev var. Onun e, hem ön cephesinde hem de yan cephesinde iki adet güvenlik kamerası var. Onlardan e, şu yan cephedeki kameraya yansıyan görüntü bu. Şu anda bu görüntüyü izliyoruz. İşte geliyor dediğimiz gibi alıyor e, kovayı sallıyor. Ardından da peçete peçeteyle, önce peçeteyle getiriyordu. Peçeteyi de bırakmıştı. Ardından tekrar peçeteyi e, alıyor. Tabii ki neden yapıyor bunu? Tanınmamak, şey, düzeltiyorum. E, takibinin yapılmaması için yapılıyor. Şimdi... Herhangi bir iz bırakmamak için yapıyor. Kesinlikle herhangi bir iz bırakmamak için yapıyor. Bir numaralı görüntüyü rica edeceğim şimdi de. O da... E, hayatını kaybeden Nihat Salih'in son görüntüsü. Şimdi... Nihat Salih, Hı. Evinden çıkıyor. Tamam. Ve, Saat 13.03. Evet Evet. Biraz hızlanalım burada. Tamam. Evinden Çünkü başka çıkıyor. Başka detaylar var. B harfi detayı. Ona yani da geleceğiz. Gelelim. Evinden çıkıyor ve katil zanlısının evine doğru gidiyor. Eve gidiyor ve sonrasında aslında bakacak olursanız katil zanlısı ifadesinde bunu kabul ediyor. Evet, evime geldi diyor. Evime geldi. Bir süre burada oturdu. Sonra da çıktı gitti diyor. Hı. Ama Polis tabii ki buna inanmıyor. Ne yapıyor? Ee, telefonları kontrol ediyor. Sinyalleri kontrol ediyor. Ve e, Osman son kez e, Nihat Salih'in telefonu Katizanlısı'nın evinden sinyal veriyor. Bu da e, aslında bakacak olursanız olayın orada yaşandığını gösteren emarelerden bir tanesi. Olay dedik, orada yaşandı dedik. Hızlıca bir e, 6, 7, 3 ve 4 numaralı fotoğrafları açabilirsek hem evi gösterelim hem de e, bu attığı kova. kova, attığı kova. Evet tamam. bu attığı kova. Geçtik. Bu işte evin içerisindeki ne Bu, bu evin içerisindeki alan bir halı ne? Buraya ne olmuş mesela o görüntüye tekrar dönebilirsek bir, eğer Geri dönebilir miyiz arkadaşlar Kova değil öbür halıya halı, değil, halı görüntüsüne bir kez daha gelebilirsek eğer Evet Bu görüntüde ne var bakın e, Hemen sol altta bir gölge bir karartı var leke Siyah var. bir leke var evet. O siyah leke kan izi hmm. Bu siyah leke kan izi Devam edelim bir başka görüntüye geçelim Evi gösteren bir görüntü vardı. Evin genel halini gösteren bir görüntü vardı. Bir tane vardı. bıçak var o ne? Bıçak şimdi bu da olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak. Şimdi hemen az önce bahsetmiştim. 3 numaralı konteynerdeki kafa görüntüsü şey kafa e, detayı demiştim. E, başını kafasını buraya atıyor demiştim. Katil zanlısı Nihat Salih'in. Şimdi bu bıçakta nasıl bilgisi var? Değerlendiriliyor. Elbette değerlendiriliyor ama e, Nihat Salih'in e, kafası e, yüzü tanımayacak. Hatta tanımayacaktan da öte gerçekten bambaşka bir halde, parçalanmış bir halde. İşte bu bıçakta yapıldığı Değerlendiriliyor. Balta. Balta'ya geldik. Şimdi balta çok önemli bir detay. Neden önemli bir detay? E, çünkü e, aslında bakacak olursanız en önemli emare buydu. Ne yapıldı? Tabii polis böyle durumlarda eve gider, şimdi olay yeri ev diye değerlendiriliyor. Çünkü birçok güvenlik kamerası kaydı izlendi, e, ifadeler alındı, tanıklar dinlendi. Eve gidildi ve evde lüminol inceleme yapıldı, mavi ışıkta arama yapıldı. İlk etapta bir kan izine rastlanmadı hmm. ama sonrasında evdeki eşyalar, bu balta, bıçak da dahil olmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü ve orada incelendi. İşte bu baltada, bundan çıkan bir sonuç. Evet. Hmm. İşte bu baltada Nihat Salih'in DNA'sını rastlandı. Zaten e, olayı da birçok taşı oturtan taşların yerine oturmasını sağlayan Hayır, detaylardan bir, bir tanesi bu. Biri. İşte bu da e, o katil zanlısının yaşadığı, Bilal dilekin yaşadığı yani ev gerçekten evdenmesi zor. Harabe bile Harabi denemez. Gibi gerçekten. Harabe bile denemez. Harabe gibi gerçekten. Ve şöyle bir iddia da var. Nihat Salih ve Bilal direkt aslında bakacak olursanız sık sık görüşen insanlardı. Bunlar sık sık bir araya gelen insanlardı. aralarında zaman zaman tartışmalar da oluyordu ki tanıkların ifadelerinde bu da var. Zaman zaman tartışırdı bunlar. Hatta olay günü de tartışmışlar, bir tartışma yaşamışlar. Zaten sonrasında da bu yaşanmış. Şimdi M harfine geleceğiz. Gelelim. Tabii ki birçok çalışma yapıldı. E, ekipler e, çalışmalarını sürdürdü. E, ve şimdi burada o görüntü de bizde var. Ama o görüntü... kullanılabilecek evet. bir görüntü değil O görüntü değil, tabii. de bizde var. E, ama e, yayıncılık ilkeleri gereği kullanamayacağız. Nedir o görüntü? Ekipler şunu gördü ve incelendi. Polis ekipleri inceledi. E, şahsın üzerinde, Nihat Salih'in üzerinde, daha doğrusu sırtında... M harfi çizilmişti. Neyle çizilmişti? Kalemle çizilmemişti. Bıçakla M harfi kazınmıştı adeta. Peki bu M harfi neydi? Polis bunu da araştırdı. Tanıklara sordu, e, vatandaşlarla konuştu ve M harfinin o şüphelinin e, Bilal Direk'in eşinin isminin baş harfi olduğu ortaya çıktı. Ne yapıldı tabii ki? Eşi araştırıldı. Eşi Karabük'te yaşıyordu. Aslında bakacak olursanız e, ayrı değiller, evlilikleri devam ediyor öğrendiğimiz kadarıyla ama eşi Karabük'teymiş, e, polis de ekipler, cinayet büro dedektifleri hızlıca Karabük'e gittiler. Onlarla konuştular, eşiyle konuştular. Eşi şunu söyledi çok tabi bir şekilde. Beni aradı. Evet konuştuk ama havadan sudan konuştuk. Eşimin böyle bir şey yapabileceğini sanmıyorum dedi. Ama sonuçta ortada bir M işareti var ve bu M işareti de kendisinin baş harfi, Kendisinin baş harfi. Yani bütün şüpheleri aslında Bilal'in üzerinde topluyor. Kesinlikle, kesinlikle. Ekipler burada gerçekten çok hızlı çalıştı. Ben bir yandan da bakıyorum atladığım bir şey var mı diye. Çünkü gerçekten çok e, önemli bir olay. Birçok anlamda önemli bir olay. E, film, polis gibi bir film gibi bir hikaye Gerçekten film gibi bir hikaye. Burada polisin de gerçekten e, başarısını takdir etmek lazım. Çünkü hakikaten e, böyle bir olayda çok hızlı refleks alındı ve iki saat gibi kısa bir sürede o şüpheli yakalandı. İşte dedim ya bu kayıtlar incelendi. Hızlı bir şekilde bu kayıtlar incelendi ve e, şüphelinin kimliği tespit edildi. Çok kısa bir süre içerisinde çok da yakın bir yerde yakalandı. 500 metre gibi yakın bir yerde şüpheli yakalandı gözaltına alındı emniyete götürüldü sonra zaten dediğimiz gibi çalışmalar devam etti aslında bakacak olursanız tüm her şeyde bu adamı işaret etti bu zanlıyı işaret etti hem evde bulunan balta'daki DNA örneği hem tanıkların ifadeleri eşinin baş harfinin bütün okullar Bilal'i Maktülerini... gösteriyor. Tabii maktulün e, sırtında e, bulunması hepsi onu gösterdi. E, şöyle bir e bilgi vermek istiyorum aslında bakacak olursanız e, dedik ya polisin başarısı dedik. Gerçekten e, özellikle İstanbul Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri ekipleri bu anlamda çok ciddi bir çalışma içerisinde. Bu olayda da gördüğümüz gibi iki saat gibi kısa bir sürede refleks alıp da e, bu şahsı yakalamak gerçekten büyük bir başarı. Bunun gibi birçok olay yaşandı aslında bakacak olursanız. Geçmiş yıllarda da yaşandı. Hatta e, hepimizin malumudur. Çok e, hakikaten o da önemli olaylardan bir tanesiydi. E, münevver Karadeniz Bulut cinayeti vardı. 2009 yılında yaşanmıştı. Tabii orada herkesin da herkesin hafızalarını kazımış. Evet, o bir, bir evet. renk taşı. Ama bu olayda en az onun kadar vahim dehşet verici, Kesinlikle korkutucu. Öyle. Kesinlikle. Öyle. İşte orada da bir luminal inceleme yapılmıştı. Ee, sonrasında yakın zamanda Muhammed Nur Kasap o da parçalara ayrılmıştı. İşte ne demiştim? Cinayet Büro demiştim. Hızca bir de ondan bahsedeyim isterseniz. Çok kısa Cinayet Büro amir ekipleri gerçekten güzel çalışıyor. E keşke cinayetler olmasa, keşke cinayetler yaşanmasa. E ...biz de bunları anlatıyor olmasaydık ama... ...Habil ile Kabil'den beri olan bir şey... ...en nihayetinde cinayetler yaşanıyor... ...insanlar ne yazık ki birbirini öldürüyor... ...ama burada madem böyle bir şey yaşanıyor... ...ekiplerin çalışması da çok kıymetli... ...önemli olan e, yaşanmasa keşke... ...ama yaşandıktan sonra da hızlı bir şekilde aksiyon olunması... ...ve şüphelilerin bir an önce yakalanıp... ...adalete teslim edilmesi... ...peki ne olmuş son bir yılda hızlıca... ...ondan bahsedeceğim... E, ...son bir yılda 140 olay yaşanmış... ...cinayet olarak 140 olay yaşanmış... Ve bu 140 olayda sadece 5 tane faili meçhul var. Bu gerçekten aslında bakacak olursanız çok büyük bir başarı. Yani ne demek oluyor? 135 olay aydınlatılmış. 135 olay, 140 olayda 135 olay aydınlatılmış. Tabi e, adliye sevk edilenler, sonrasında tutuklananlar, e, adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlar var. Onlardan da bahsedelim. Kaç kişi adliye sevk edilmiş öldürme suçundan dolayı? 282 kişi adliyeye sevk edilmiş. Bunlardan 187'si tutuklanmış. 64 ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Bu şekilde cinayet büro amirliğinin de çalışmalarının bilançosunu paylaşmış bilançosunu paylaşmış olduk. Cinayet bu şekildeydi gerçekten özellikle son birkaç gündür Türkiye gündeminde hatırı sayılır bir yer buldu kendisine. olayın hikayesi aydınlandıktan evet. sonra daha da konuşulur kesinlikle, gündemde kalır. Kesinlikle. Bu. Tabii bu süreç devam edecek. incelemeler Tabii. devam edecek. Bizler de takip ediyor olacağız. Peki. Osmanlı. Yunus Emre Şeker teşekkür ederiz katkıların için değerli bilgileri görüntüleri, olayın aydınlanmasına ilişkin tüm detayları aktardı, paylaştı. Çok sağ ol.